Sevgili dostlarım merhaba. Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerifin en güzel hediyesi, en güzel ödülü, en güzel armağanı olan Kadir Gecesi'nde hangi tesbihleri çekersek çok sevabı var bize. Onlarla ilgili bir ders hazırladım size. Allah rızası için kardeşlerimden ricamdır. Şu anlatacağım sohbeti sonuna kadar dinleyin kardeşler. Sonuna kadar dinleyin inşallah. Ve sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara birer tane Subhanallah yazar mısınız? Sizlerden ricam Subhanallah neden? Bunu istedim söyleyeceğim. Bugün Subhanallah tesbihi çok kıymetli. Konuşacağız hepsini. Hangi tesbihleri okuyalım? Hangi tesbihlerle meşgul olalım? Hepsini anlatacağım size inşallah. Kur'an-ı Kerim'in indiği gece, Kadir gecesi, Kader gecesi, Bin aydan hayırlı bir gece. Hasretle yolunu gözledik. Acaba kavuşur muyuz diye ümid ettik. Çünkü geçen sene görüp bu sene olmayan niceleri var aramızda kardeşler. Kadir gecesine erişemeyen sevdiklerimizden, eşimizden, dostumuzdan niceleri var, doğru mu? Ya Allah'ım ölenlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlarımıza da bu güzel günlerin nurundan, feyizinden en güzel şekilde nasiplenmeyi Allah ihsan eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerim Kadir gecesinde dua okumak, tesbih okumak çok önemli. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Kadir gecesinde bir tane subhanallah demek 700 bin defa subhanallah normal zamanlarda 700 bin defa subhanallah demekten daha sevap. Bak bir defa söylesen, 700 bin kat daha sevap. E sen şimdi bugün bunu e, 100 defa yaparsan, bin defa Subhanallah dersen bugün, bak şimdi hemen şöyle bakayım 100 çarpı <laughs> 700 bin, 70 milyon sevabı var. 70 milyon 100 defa okusan, 70 milyon tesbih okumuş sevabı var. Kafamdan söylemiyorum ama bunu kitapmadan okuyorum size. Bir subhanallah'a yedi yüz bin subhanallah sevabı. Neden ama? Kadir gecesi olduğu için. Bir defa elhamdülillah dese yedi bin elhamdülillah sevabı var. Bir tane la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese yedi bin kelime-i tevhid sevabı var. Allah Allah. Dolayısıyla subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Arkadaşlar, bakın bu da çok çok kıymetli okunacak tesbihler arasında bu söylediklerim. Bir tane dua var. Diyor ki normal zamanda bir defa okusa bir insan peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor. Normal günlerde bir defa okusa Kadir gecesini eee Estağfurullah. Üç defa. Üç defa diyor şey haliste. Üç defa okusa Kadir gecesini idrak etmiş gibi sevabı var diyor. E şimdi bunu bir de Kadir gecesini okusan ne olur? Var sen hesap et ne olur? Bu duayı öğreteyim mi size? Beraber okuyalım inşallah bunu. Dua şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahül hakimül kerim. سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. بقدر. بدرس سأليني. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. سبحان رب رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Bir daha söylüyorum. La ilahe illallahul hakimul kerim. Subhan rabbi semawati seb'i ve rabbi arşil azim. Ya bir tane daha dua var. Hepinizin bildiği bir dua. Arkadaşlar çok sevabı var. Bütün günahlarımızın affına vesile olsun inşallah. Bir defa okusa diyor deniz köpüğü kadar sevabı var. Şey deniz köpüğü kadar günahını Allah affeder. Kadir gecesinde okusa peh, Bak birazdan çok büyük bir müjde vereceğim size arkadaşlar. Şu duayı bir söyleyeyim ondan sonra onu anlatacağım. <laughs> Subhanallah ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah Velhamdülillah Ve la ilahe illallah Ve allahu ekber Ve la havle Ve la kuvvete illa Billahil aliyyil azim Bu duayı da inşallah rahmet imal etmeyelim. Tefsiri Muğni'de bir müjde gördüm. Onu da nakletmem lazım. Söylemezsem gözüm açık giderim. Diye ki Kadir gecesinde bir mümin inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek üç defa la ilahe illallah dese. Üç defa la ilahe illallah dese. Arkadaşlar bunu söyleyen Müslümanın birincisinde bütün günahları affedilir. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer. Hadi hep beraber söyleyelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın bol bol zikir, evradu ezikarda bulunalım, zikir edelim, tesbih çekelim, Kur'an okuyalım. Kur'an okuyanlar varsa hocalar dinleyelim. Kur'an ziyafetleri oluyor. Gidin dinleyin. Kelamullah'a olan sevgi, saygı, bağlılık duygularımızı yenileyelim. Evet. Bakın Süfyanı Sevri diyor ki Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir. Tecrîdî Sarîh'te geçer tercemesinde. Kadir Gecesi diyor dua ve istiğfar namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup mesela bir Yasin, bir Tevbeke okuyun. Ondan sonra dua etmek daha güzel. Üzerinde namaz borcu olanların arkadaşlar bakın bin aydan hayırlı diyoruz. Hiç değilse bir beş vakit kaza namazı kılın. Bir tane sabah, bir tane öğle, bir tane ikindi, bir tane akşam, bir tane yaz. Bir günlük kaza namazı kılın. Kaza yoksa bir nafile namaz, tesbih namazı kılın. Resulullah Efendimiz'e selavatlar getirin. Tevbe istiğfar, estağfirullah, estağfirullah diyelim. Büyüklerimizi arayalım, soralım, hatırlarını kandilleşelim, tebikleşelim, dualarını alalım küs ve dargın olanlar barışsınlar, kederli yüzler gülsün. Arkadaşlar Allah'ım sen affedicisin, affı seversin bizi de affet duasını da inşallah okuyalım kardeşler. Allahu Teala bütün dua ve ibadetlerimizi makbul eylesin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara birer tane subhanallah yazdınız değil mi? Unutmayın yazmayı. Allah'a emanet olun. Kandiliniz, kadriniz, geceniz.